Moskova'da Rusya'nın arabuluculuğunda bazı görüşmeler yapılmıştı. Dışişleri Bakanları düzeyine çıktı ama liderler düzeyine ulaşmadı. Bunun nedeni elbette seçime bağlanabilir. Ama bu dönemsel olarak, taktiksel olarak seçim sonrasına bırakılmış olabilir. Çünkü Erdoğan'ın kazanıp kazanamayacağını belki bekleme gereği duydular. Ama çok temelde bu liderler buluşmasının olmaması şuna bağlı. Esad'ın öne sürdüğü koşullar var. Masada konuşmak istediği şey birinci olarak Türkiye'nin askerlerini çekmesi. İkincisi bölgede Türkiye'nin desteklediği gruplara desteğin sonlandırılması. Şimdi bu iki temel koşulu Erdoğan konuşmak istemiyor. Özellikle birincisini. Bu yüzden Esad'a göre görüşmenin koşulları oluşmadı, gerçekleşmedi. Türkiye diyor ki askerlerin konuşulması benim kırmızı çizgimdir. Esad da sen işgalcisin, çekilmeyi garantilemeyecek herhangi bir görüşmeye girmem. Taraflar arasında böylesi bir uçurum olduğu için sadece görüntü vermek ve önceki günkü röportajda da söylediği gibi işte hani bir şeyler içmek için bir araya gelmenin anlamı yok. Hazırlık olması gerekir, sonuç olması gerekir. Ve Esad bu sonucu görmediği için, hazırlığı görmediği için de Erdoğan'la görüşmek istemeyeceğini söylüyor. Bu görüşmenin Erdoğan'ın istediği şekilde işgali meşrulaştırma amacı taşıdığını ve buna da yanaşmayacağını açık ve net bir şekilde belirtiyor. Bunu tabii hani Suriye'nin tutumunu bilmeyenler sanki bir değişik bir şey söylüyormuş gibi algıladılar. Tabii çok net söyledi, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Mesela terörün kaynağının Türkiye olduğunu söyledi. Bunun dışında mültecilerin geri dönüşünü engelleyen şeyin işte terörizm ve Suriye'nin yıkılması olduğunu vurguladı. Bunları bu kadar net söylemesi herkese çarpıcı geldi. Ama pozisyonu Suriye'nin aşağı yukarı böyle. Yani bu hiçbir zaman değişmedi. Türkiye'de estirilen havanın aksine Suriye'nin görüşme konusundaki koşulları ortada ve bunlardan geri adım atmayacağını da bilmek gerekiyor. Tabii Erdoğan Putin'in yaptığı ve yapacağı baskılara bel bağlıyor. Yani Putin nasıl olsa Suriye'nin yönetiminin kurtarıcısı, Suriye Rusya olmadan herhangi bir şey yapamaz. Bu bakış açısıyla hareket ederek Esad'a yönelik bir baskının Rusya tarafından sürdürülmesi halinde Esad'ın bu masaya geleceği, Türkiye'nin koşullarını kabul edildiği yönünde. Tabii Rusya Türkiye ile ilişkileri önemsediği için Ukrayna savaşı da sürerken Esad'a baskı yaptı. Esad bu baskılara direnmiş gözüküyor ve bu mesajlar sadece Erdoğan'a değil aynı zamanda Putin'e yönelik mesajlar. Yani Rusya'nın yaklaşımını kabul etmiyor. Rusya'nın yaklaşımı şu, yani şu anda önce bir masa kurulsun, oturalım, konuşalım. Zaten bu görüşmelerin nihai hedefi yani buradaki Türk askeri varlığının bitirilmesi, terörün bitirilmesi. Yani bunu ön koşula dönüştürdüğümüz zaman biz yol alamayız. Rusya bunu söylüyor. Esad da Türkiye'yi tanıdığını, Türkiye'nin güttüğü stratejinin nihai olarak bunu garantilemediğini belirtiyor. Bir ara formül gündemdeydi. Yani takvim verilmesi, yani şu aşamalarda işte adım adım Türkiye'nin çekilmesinin öngörüldüğü bir takvim. Bu takvim çerçevesinde bir müzakere mümkün olabilirdi belki. Bu hala yani olası bir senaryodur bana göre. Yani sonuçta eğer taahhütler içeren bir takvim ortaya konulursa atıyorum mesela Erdoğan istediğine Tel Rifat, Membiç vesaire buraların Suriye Milli Ordusu'na bırakılması, YPG'nin ya da YPG'ye paralel unsurların buralardan çıkması. Bunu başka türlü formüle edebilirler. Yani buralara Suriye ordusunun aşamalı olarak tamamen yerleşmesi ve buna mukabil de Türkiye'nin
Mesela işte M4 yolundan çekilmesi, burayı Suriye ordusuna bırakması gibi. Böyle hani karşılıklı alvere dayalı ve en nihayetinde Türkiye'nin tamamen çekilmesini öngören bir böyle koşullu takvim, net bir takvim üzerinde formülasyon geliştirebilirler. Bu çok konuşuldu. Yani Moskova masasını takip eden gazeteciler ya da yetkililer bu minvalde bazı bilgiler paylaşmışlardı. Ama şu koşullarda bütün mesele dönüp dolaşıyor ve Erdoğan'la Putin'in buluşmasına kalıyor ve orada ne olacak? Yani bu Esad'ın bu koşulları üzerinden tarafları yaklaştıracak bir Rus açılımı olacak mı, olmayacak mı? Bunu da sanırım eğer gerçekleşirse Putin'in Türkiye ziyareti sırasında görmüş olacağız. Şimdi konjonktür değiştikçe tabii Kürtlerin pozisyonu da biraz sıkıntıya giriyor. Rusya ile Türkiye arasında yakınlaşma arttığında Astana platformuyla başladı, devam etti. Bu stratejik ilişkiler gelişti vesaire. Burada Rusya'nın Kürtleri birazcık daha geri plana ittiği başka bir sonuç doğurdu. Ve Rusya öncesinde daha özerk yönetimin en azından kültürel özerklik anlamında tanınmasını da içeren esnek bir formülü masaya getirmişken tamamen bunu unuttu ve artık Şam'la oturun, uzlaşın, Şam'ın koşullarında Suriye ordusuyla birlikte hareket edin diyen bir Rus tutumu öne çıktı. Daha sonra bu da önemli ölçüde geri planda kaldı ve Ruslar Kürtler konusunda artık Türkiye'nin söylediği yerden sözler üretmeye başladılar. Yani bunlar Amerikan işgalinin ortakları ya da maşası, bu bir bölünme senaryosu gibi söylemlerle Türkiye'nin ürettiği söyleme ortaklık etmeye başladılar. Birkaç zamandır başka bir şeyi konuşmaya başladık. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerindeki yakınlaşma ve bunun Kürtlerin içinde bulunduğu denkleme etkileri. NATO zirvesi sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama, karşılıklı bir anlayış ortaya çıktı. Tabii ki Amerika'da da Suriye'de Türkiye'yi rahatsız edecek pozisyonlardan aşamalı olarak çekilmeye başladı. Yani bu süreçte mesela SİHA'larla düzenlenen suikastler ve saldırılar arttı. Amerika bu konularda caydırıcı herhangi bir pozisyon almıyor. Kürtlerin rahatsız olduğu bir konu. Ama gerçekçi olmak lazım. Amerika'nın Kürtlerle ilişkisinin bağlamı böyle bugün itibariyle değişmiş değil. Öteden beri IŞİD'le savaş çerçevesinde kurduğu bir askeri ortaklık var ve bunu siyasi düzleme çekmek istemediler. Amerika bu anlamda Suriye'deki siyasetini önemli ölçüde İsrail'i korumaya, İran'ın bölgeden çekilmesini sağlamaya, tabii Suriye'nin ekonomik olarak felç edilmesi ve Suriye'deki mevcut yapının bu haliyle hani bir değişim olmadan sürdürülmesini temin etmeye odaklı. Böylesi bir stratejide Kürtlere öngördükleri rol çok sınırlı. Kürtlerin taleplerini karşılamaya yetmiyor. Ve Kürtler bundan son derece rahatsızlar. 2019'da, aslında 2018'de Afrin'le başladı. Afrin'de mesela Türkiye'nin Afrin'e girmesine Amerikan yönetimi ses çıkarmadı. Hatta yeşil ışık yaktı diyebiliriz. Ruslar da hakeza öyle. Fakat en önemlisi 2019'daki saldırılar sırasında işte Tel Aviv ve Serekaniye hattındaki işte askeri operasyon gelişirken Amerika'nın bölgeden çekilmesi ve Türkiye'nin önünü açması. Bu büyük bir testti. Yani Kürt açısından hayal kırıklığıydı. Şimdi bu aşikar, yani Türkiye'nin bölgeye yönelik hamlelerini Amerikan yönetimi göreceli kesiyor ve havadan işte ya da karadaki atışlarla ilgili operasyonlara herhangi bir şekilde ses çıkarmıyor. Afrin konusunda Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri Bakanlığı 1 milyon sığınmacının Afrin'e yerleştirilmesini demografik yapıya müdahale olarak görmediklerini açıkladı.
Şimdi Afrin küçük bir yer. Yani 1 milyon yeni bir nüfus girdisi demek Afrin'in yani tamamen değişmesi anlamına geliyor. Oradaki Kürt nüfusunun ölçeğini düşünürseniz Kürtler aleyhine burada ciddi bir değişim olacaktır. Çok ciddi. Yani bunu mesela böyle görmemesi Amerikalıların Türkiye'ye epeyce prim verdikleri anlamına geliyor. Sonuç olarak Türkiye böyle bir işin içerisine giriyorsa burada birkaç şeyi hedefliyor demektir. Birincisi Amerika'nın Kürtlere verdiği desteği kesmek. İkincisi öteden beri istediği Amerika'yı Suriye Milli Ordusu'yla ortak haline dönüştürmekte. Ancak Özgür Suriye Ordusu'nu bu şekilde Amerika'nın yedeğine verme planı vardı özellikle. İşte yani Membiç dahil, Membiç, sonra Rakka, sonra Deir ez-Zor'a yönelik saldırılarda, operasyonlarda Amerika'nın Kürtlerle değil de ÖSO'yla operasyon yapmasını Türkiye istiyordu. O olmamıştı. Şimdi benzer bir şeyi tekrarlıyorlar ve burada amaç tabii ki özerk yönetimi sınırlamak, Amerika'nın Kürtlerle ilişkisini bitirmek ve sonuçta çökertme siyaseti var öteden beri. Bu konuda yol almak, saha böylesi bir şekilde, böylesi bir denklemde karışıyor.